Tarsus İlçe Belediyesi 2017 yılı Nisan ayı meclis toplantısını yaptı. 2016 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanmasının ardından 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'deki terör olayında yara alan Gazi Recep Genç ve 2016 yılında Hakkari Dağlıca'da yara alan Gazi Mehmet Başaran'a kişi başına 10 bin Türk lirası para verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, önümüzdeki yılın sonuna kadar köylerimizdeki parke çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. 5 beldeyle de ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetkiyi aldık. Yenice, Gülek, Yeşiltepe, Bahşiş ve Atalar. Buraların belediye binaları 10 yıllığına bize verildi. Buralarda güzel çalışmalar yapacağız. Mevcut projelerimiz devam ediyor. Berdan projemizle ilgili çalışmalara ek olarak aydınlatmayla ilgili de çalışma yapacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzle görüşerek suyun iç tarafıyla ilgili görüşeceğiz. Enerji Sayla da ilgili bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Meclisimizin almış olduğu kararlar şehrimize hayırlı uğurlu olsun dedi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde yaptığı operasyonlarda uluslararası fuhuş şebekesi çökertildi. 23 kişinin tutuklandığı operasyonlarda zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 15 kadın kurtarıldı. Jandarma ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde 23 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gazino, bar, eğlence mekanı ve bazı evlerde yapılan operasyonlarda yüksek miktarda senet imzalatılarak borçlandırılan aralarında Gürcistan, Fas, Azerbaycan ve Suriyeli kadınların da bulunduğu 14 kadın kurtarıldı. 3 Suriye, 1 Azerbaycan, 1 Fas ve 2 Gürcistanlıyla 17 Türk vatandaşı olmak üzere 24 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda kadınlara zorla imzalattırılan senetler, kadınların el konulan pasaportları, cep telefonları, saksılarda yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi. El konulan malzemeler arasında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yazmış olduğu iki kitap dikkat çekti. Çetenin yabancı kadınları bakıcılık ve temizlik işlerinde çalıştıracakları vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri ve kiraladıkları evlerde hürriyetlerinden yoksun bırakarak çaresizliklerinden faydalanıp zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan çete üyelerinden 23'ü Silifke'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında fuhuş yaptıran kişilere günlük veya aylık ev kiralayan ev sahipleriyle fuhuş için yer temin eden otel ve pansiyon sahiplerinin olduğu da bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde ceviz yüklü bir tır seyir halindeyken alev aldı. Selahattin Dağdelen yönetimindeki yabancı plakalı ceviz yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Akgedik mahallesinde motor kısmından alev aldı. Tırı yolun kenarına çeken şoför kendini dışarıya atarak canını zor kurtardı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan tıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Otoyol araç trafiğine kapatılırken söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'de tapuları 1986 yılında dağıtılmasına rağmen oturma izinleri iptal edilen Gülev'in villaları sakinleri 30 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Gülev'in yok kooperatif başkanıyım. Buradaki tapu ve ruhsatı aldık. Çok mutlu olduk. 86'da biz tapu aldık. Ama işte tapumuz 2017'nin 21'inde normal tapumuz aldık. Kaç yıl? 30 yıl geçmiş. 31 yıl geçmiş. Tabii orman dediler buna. Sonra ormanı kibeye çevirdiler. Ondan sonra normal olarak yeniden tapu aldık. Yani para vererek tapu aldık. Tabii daha önceki zamanda biz işte yapı ruhsatımızı, her şeyimizi almıştık. Sonra 2000 yılında dediler ki burası orman. Yeniden
para verdi. Yeniden aldı. Bu şekilde. Ve şey, Mezitli Belediye Başkanımız, Mezit'te çalışan insanlar bize çok yardım ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu ve Şehir Tiyatro Mektebi'nin kurucusu olan Celal Abaç anısına bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri, Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşü ve Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin kültür ve sanatla iç içe yetişmesi ve tiyatro bilincinin oluşması için başlatılan ve geleneksel hale getirilen Liseler Arası Tiyatro Günleri, Tiyatro Hayattır sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Anamur'dan Mezitli'ye kadar farklı ilçelerden 10 lisenin katıldığı 3. Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri 11 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Liseler Arası Tiyatro Günleri, Elif Demir tarafından derlenip yönetilen ve Akdeniz 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 1453 Konstantiniye adlı oyunla açılışını yaptı. Oyun, Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelendi. Oyun, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Tiyatro günlerinin son gününde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde ise oyunlarla birlikte dereceye giren okullar ödüllendirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 31. haftasında Mersin İdman Yurdu Giresunspor'a konuk oldu. Ligdeki iddiasını devam ettiren Giresunspor, Dodo'nun 61. dakikada atmış olduğu golle Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Maçın 17. dakikasında Giresunspor'un geliştirdiği atakta Recep sağ kanattan ortayı attı. Mersin İdman Yurdu savunmasındaki Mehmet Enes ters bir vuruş yaptı. Kaleci Yunus Emre'yi geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Mersin savunması uzaklaştırdı. 44. dakikada Giresunspor'da gole giden Dodo, Nurullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda son adam konumundaki Nurullah, kırmızı kartla oyundan atıldı. Kullanılan serbest vuruştan sonuç alınamadı. 61. dakikada Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Recep'in pasını iyi kontrol eden Dodo, ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Yunus Emre'nin bakışları arasından filelerle buluştu ve Giresunspor 1-0 öne geçti. Maç Giresunspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 1. Lig'in son sırasında 25 puanla bulunan Mersin İdman Yurdu'nun küme düşme tehlikesi devam ederken alınan bu sonuç Mersin ekibini kümede kalma mücadelesinde çok sıkıntıya soktu. 1-0'lık Giresun yenilgisi sonrasında Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Levent Eriş şu değerlendirmeyi yaptı. Şimdi Giresunspor takımının futbola olan aşkını, heyecanını hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu konuda da bugüne kadarki yaptıkları çıkışları ve bu kulübü bu hale getiren herkesi tebrik ediyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk oyuncu kalitesi olarak. Evet, neticede belki de benim oyuncularım çok anlamlı bir duruş sergilediler. Asla korkmadılar, asla vazgeçmediler. Sonuna kadar mücadelelerini yapmaya çalıştılar. Çok genç bir kadromuz var. Çok genç oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Şartları söylemeye gerek duymuyorum. Zaten tüm Türkiye'nin bildiği şartlar. Mersin İdman Yurdu maalesef ki sahipsiz ve kimsesiz bir durumda. İnşallah, ümit ediyorum, herkes Mersin İdman Yurdu takımına sahip çıkar. Çünkü bu şartlar altında hakikaten takım kurmanın, takım olmanın çok büyük zorluklarını yaşayan, yıllardır da hiç bu konuda kimse taşın altına elini koymadan, bir tesisi bile olmadan mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Ki karşımızda ismi çok büyük olan efsane bir Mersin İdman Yurdu var. Ama işin altına dönünce, gerçeğine dönünce karşımızda çok ciddi sıkıntıları olan bir takımdan bahsediyoruz. 40. dakika 10 kişi kalmanın sıkıntısını yaşadık. Elbette ki zaten çok imkanı çok dar olan, kısıtlı olan bir kadronun 60 dakika, 55 dakika 10 kişi oynaması bizim için zaten çok büyük bir handikaptı.
Ama gene de çocuklarımız ellerinden gelenin büyük bir mücadelesini ortaya koydular. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Yani Giresunspor takımını tebrik ediyorum. Biz de Mersin İdman Yurdu olarak elimizden gelen tüm çabayı son dakikaya kadar vereceğiz. Sonuç bizi nerede tutar, nerede bırakır, ne yaptırır? Bunu artık en son düdükte görmek istiyoruz ama Allah hepimizin yolunu açık etsin. Toroslar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen köyler arası futbol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oluyor. Bu yıl 45 mahalle takımının katıldığı turnuva hafta sonu Anafartalar ve Bilge Kağan Spor Kompleksi ile Gençlik Merkezi'nde oynanan maçlarla devam etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da Burhan ve Evrenli ile Kurudere ve Yalınayak mahallelerinin maçlarını yakından takip ederek tribünde maçları izledi. Köylerin takımlarına verdiği destek ve turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, müsabakaların çekişmeli ancak centilmence geçtiğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvada bir şampiyonun belirleneceğini ancak turnuvada önemli olanın dostluğun kazanacağını belirten Tuna, turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bizim gözümüzde bu turnuvaya katılarak cesaret gösteren bütün köy takımlarımız şampiyondur dedi.